sokakta kazanır. Hak verilmez alınır. Zafer sokakta kazanır. Tüm emeklilerin sendikası Edirne İl Temsilcisi Rasim Ülker, emeklilerin iktidar eliyle kasıtlı olarak yoksullaştırıldığını öne sürdü. Ülker, Saraçhane Caddesi'nde basın açıklaması yaparak emeklilerin iktidardan taleplerini dile getirdi. Ülker, emeklilerin tarihin en zorlu sürecini yaşadığına dikkat çekti. Alanlardayız çünkü bu ülkede emeğiyle geçinen, mücadele verenler olarak tarihimizin en karanlık, en zorlu süreçlerinden birini yaşıyoruz. Alanlardayız çünkü bu ülkede yıllardır kamu emekçisi, işçisi, emeklisi, asgari ücretlisiyle milyonlar olarak her geçen gün daha fazla yoksullaştırılıyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Dilimiz sürçmedi. Bizler kendi kendimize yoksullaşmıyoruz. Yıllardır bizzat iktidarlar eliyle planlı, programlı, bilinçli, kasıtlı bir şekilde yoksullaştırılıyoruz. İktidar da artık bunu saklama gereği duymuyor. Hatırlayalım. Döviz kuru, enflasyon rekor üstüne rekor kırmaya başlarken dönemin Maliye Bakanı çıkıp aynen şöyle demişti. Bu sistem dar gelirler için çarklar dönüyor. Bu sözler mevcut sistemde kimlerin baş tacı edildiğini, kimlerin ise yok sayıldığını açık bir itirafı olarak tarihe geçmiştir. Bugün Türkiye'de her 4 kişiden biri işsiz çalışan, her 2 kişiden biri ise açlık sınırının altında kalan asgari ücretle ayakta kalmaya çalışıyor. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. 4 kişilik bir ailenin fertleri asgari ücretle çalışsa dahi hane geliri yoksulluk sınırının altında kalıyor. Yoksulluk tüm toplumu sarmış durumda. Her kişiden birinin geliri açlık sınırının altında. Bir yere kazanacağız.